Çekiyor. Tamam. Evet, Karabük Bulak mağarasındayız. Süratli bir şekilde yolumuzu devam edeceğiz ve hızlı bir şekilde mağarayı sonundan başa doğru geliyoruz şu anda. Çok eski dönemlerden kalma bu mağara. Muhtemelen Helenistik dönemden kalma bir mağara. Her yeri çekiyoruz hızlı bir şekilde. Çukurlar var. Evet. Birçok insan ziyaret ediyor gördüğünüz üzere. Burada Romalılardan kaçan insanların sığınarak burada saklandıkları düşünülüyor. Astıma, akciğer hastalıklarına, kova hastalıklarına, sigara içenlere iyi geliyor. Buranın hem suyu hem havası. Çok eski dönemlerden beri insanlar burada yaşamış. 15 derece sıcaklığında yaz kış hiç değişmiyor. Hava sıcaklığı burada. İnce bir giysiyle burada yaz kış yaşanabilir. Çok hızlı süratli devam ediyoruz. Evet. Islak zemin, tabii ki her yerde sarkıt dikitler var. Zeminin ıslak olması normal. Yarasa sesleri de geliyor. Tabii ki olabilir. Sonuçta karanlık bir ortam burası. Devasa bir mağara gördüğünüz üzere. Güzel yapılmış. Burası İç Anadolu bölgesi. Karabük'ün bir mağarası. Adını da birazdan söyleyeceğiz mağaranın. Gördüğünüz üzere çok geniş bir mağara. Süratli bir şekilde gidiyoruz. Döner merdiven geldi. Buradan itibaren 200-300 metre daha yolumuz var. Evet, burası çukur. Şu ileride bir ışık gözüküyor. Aşağıda muhtemelen başka bir yerle birleşiyor. Oraya birazdan ineceğiz. Devam ediyoruz. Devasa bir mağara gördüğünüz üzere. Çok ziyaretçi var. Evet. Geriye 200 metre kalmış gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz. Sarkıt dikitler var. Çok kalabalık. Öyle geniş ki Türkiye'nin 4. büyük mağarası. Öyle büyük ki kaybolmasınlar diye müzik çalıyorlar gördüğünüz gibi. Karşıdan insanlar geliyor. Işıklandırması güzel. Devam ediyoruz çıkışa doğru. Devasa sarkıt dikitler. Çok ziyaretçi var, o yüzden çekim biraz bozuyoruz. Evet, şimdi önümüzü görebildik. Önümüzü görebildik, yolumuza devam ediyoruz. Çok geniş bir mağara. Yaşanılabilecek şekilde dizayn edilebilir. İçerisi fena bir mağara değil. Sıcaklık 15-20 derece arası. Yaz ayına göre serin. Orada ayrı bir yol var. Orada bitiyor. Az ileride bitiyor aslında burası. Evet. Arabada gidebilirsiniz. Evet. Mağaranın üst yolu. Orayı daha önce gezdik. Kısa bir mesafeden sonra şuradan çıkıyorsunuz ve kısa bir yoldan sonra gidiyor, ama o ilerisi çok daha uzağa gidiyor biliyorsunuz. Gördük, geliyoruz şu an hızlı bir şekilde mağaranın sonundan aşağı doğru. Evet, devam ediyoruz. Mağara hala devam edecek, çok uzun bir mesafemiz var hala. 150 metre kadar daha yürüyeceğiz. Daha 200 metremiz daha var. Evet. Devasa bir mağara.
Daha 200 metre daha, bunun 1,5-2 katı daha. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu insanlar korkmasın diye müzik açmışlar. Belli aralıklarla müzik eşliğinde gidebiliyorsunuz. Evet, şurada böyle bir alan. Her yere bakmıştık biraz önce. Giden bir yolumuz yok ek olarak. Burası da böyle bir kok. Her tarafı boyunuza kadar ulaşabiliyor. Evet, mağaranın girişten biraz geldikten sonra böyle bir açıklık var. Gördüğünüz üzere şu karşıda da bir mağara var aslında. Birkaç mağara var. Oralarda gezilebilir. Tabi derinliği bu kadar değildir muhtemelen. Devlet oralara daha da yol yapar. Derin olsaydı bu kadar. Yolumuza devam ediyoruz. Çıkışa doğru. Süratli bir şekilde gidiyoruz. Bir açıklık. Gördüğünüz üzere. Mağaranın girişi oluyor. Çıkış kısmı ya da giriş kısmı. Manzarası çok güzel. İnsanlar bildiğiniz gibi buralara yerleşmiş. Evet. Ve mağarayı bitiriyoruz.